Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 0 geometri kampının 16. haftasının 3. videosundayız. Yani bu haftanın son videosu. Hatta çember ve dairenin son videosu diyebiliriz. Böylelikle bu konuyu bitireceğiz. Evet bu videoda ne yapacağız? Bu videoda sayfa numarası 196, 197 ve 198'i işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 32'de kalmıştık. AOB dik üçgen, OB yarım dairenin çapı. Evet burası çap olarak verilmiş. AC'yi de 4 vermiş. BC'yi de 4 vermiş. Verilen bilgileri kullanalım. Şimdi çemberle ilgili bir şey yapamıyoruz. Bak burada 90'ın karşısında ne var? Eşitlik var. Aklımıza ne geliyor? Muhteşem üçlü. Hemen çizdik. Şöyle çizince. Hocam burası ne oldu? Muhteşem üçlüden dolayı burası da 4 oldu. Çünkü eşit eşitken burası da eşit olur. Aynı zamanda çapı gören çevre açı 90 derece oluştu. Burası 90 derece oldu. Aa, güzel bir şey çıktı burada. Ne çıktı? ikizkenar kenar dik üçgen. Yani burası da 45 burası da 45 oldu. Bizden boyalı bölgenin alanı yarım dairenin alanı isteniyor. Yarı çap bulmamız lazım. E o zaman burası 4 4 ise toplam burası 4 kök yaptı. Yarı çap uzunluğu da kaç yaptı o zaman? 2 kök yaptı. O zaman yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2 olacak. Yani pi 2 kök karesi bölü 2 olacak. O da 8 pi bölü 2'den ne çıkıyor arkadaşım? 4 pi çıkıyor. Evet örnek 32 4 pi bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi örnek 33'te boyalı bölgenin alanı isteniyor. Bütünsel düşüneceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Tüm alandan beyaz alanı çıkartacağız. Yani tüm alan dediğimiz dikdörtgenin alanından neyi çıkartacağız? Hocam yarım daireyi ve buradaki çeyrek daireyi çıkartacağız. Niye çeyrek? 90 derece olduğundan. Yarımı çıkartacaksın. Bir de çeyreği çıkartacaksın. Hadi bakalım bunları çıkartalım. Ama öncelikle çemberler birbirine değiyor. Ne yapıyorduk? Merkezleri birleştirip yapıyorduk değil mi? Çemberde uzunluk bilgisini kullanalım. Bu arada AC uzunluğuna 6 vermiş. E burası 6 ise burası 3 burası 3. E burası da 3. Burası 6 iken burası da 6. E hocam şurası da 6. E güzel bir şey. Dikdörtgenin şu kenarı eksikti. Böyle buradaki Pisagor'dan artık orayı bulabiliriz. Pisagor bağıntısı hocam burası 9. Burası 3. Yani buraya da A diyecek olursak. Öncelikle 9'un karesi eşittir. A'nın karesi artı 3'ün karesinden dolayı. 81'den 9 çıkartacağız. 72. 72 eşittir a kare. Kısa yolda yapabilirdik ama neyse. A buradan kök 72. Yani bu 36 çarpı 2 olduğundan 36 dışarıya 6 diye çıktığından 6 kök 2 çıkar. Evet bu kenar 6 kök 2 çıktı. O zaman dikdörtgenin alanı 6 çarpı 6 kök 2. 6 çarpı 6 kök 2. Eksi yarım dairenin alanı. Yarı çapı 3 olan yarım daire. Pi 3'ün karesi bölü 2. Eksi çeyrek dairenin alanı. Yalnız dikkat et yarı çap 6. Pi r kare bölü 4. Çeyrek daire olduğundan. Burası kaç yaptı? 36 kök 2 yaptı. Eksi 9 pi bölü 2. Eksi 36 bölü 4. 36 bölü 4 de kaç yapıyor arkadaşlar? 9 pi mi yaptı? Evet 9 pi yaptı. E, hatta 36 bölü 2 kalsın burada. E, 36 bölü 2 yapınca 18. 18 pi bölü 2 yaptı. E o zaman buradan da 36 kök 2 eksi 9 pi eksi 18 pi yani eksi 27 pi bölü 2 şeklinde çıkar. Bütünsellik ne kadar önemli. Bütünden parça çıkarttık ama uzunluk bilgilerini de kullandık. Hep aynı şeyi yapıyoruz. Genelde aynı şeyi yapıyoruz farkındaysanız. Evet örnek 33'ü bu şekilde 36 kök eksi 27 pi bölü 2 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet şimdi burada 6 verilmiş 8 verilmiş boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu soruya şöyle bir yıldız atalım. Şurada e, bir şey anlatmam gerekecek öncelikli olarak. Onu anlattıktan sonra hatta şu dikkati anlattıktan sonra e, oradaki soruyu o şekilde çözeyim hatta nerede? Şu sorudan sonra. Tamam mı? Kaçıncı soru? Örnek 34. Evet, buradan sonra buradan sonra örnek 34 şurayı unutmayayım diye şuraya örnek 34'ü unutma. <laughs> örnek 34 şeklinde yazayım ki unutmayalım arkadaşlar. Örnek 34'te olsun o. Tamam mı? Çünkü şu bilgilerle şu an şu soruyu çözemem arkadaşım ben. Ondan dolayı. Tamam? Mı? Evet, geldik bir sonraki soruya. Ee, taralı alanlar Kaç santimetre karedir diye soruluyor. Arkadaşlar AC'ye 8 vermişim. Hmm. Hocam iki tane yarım dairenin alanı soruluyor aslında bize. Bunun yarı çapı AA. Bunun yarı çapı BB diyecek olursak. Bizden pi A kare bölü 2. Yarım daire. Artı pi B kare bölü 2 isteniyor. Hatta pi bölü 2 parantezine alınca burada. A kare artı B kare isteniyor bizden. E ne Hocam 8'i kullanalım. Pisagor bağıntısı var burada. 8'in karesi eşittir. 2A ve 2B'nin kareleri toplamı değil midir? 2A'nın karesi artı 2B'nin karesi şeklinde olacağından dolayı 64 eşittir 4A kare artı 4B kare yapar. 4'e böldüğümüz zaman 16 eşittir A kare artı B kare yaptı. Bizden de bu isteniyordu. Yani pi bölü 2 çarp, çarpı A kare artı B kare isteniyordu. Bak yukarıda A kare artı B kareyi bulduk. Bunun yerine 16 yazacak olursam pi bölü 2 çarpı 16'dan 16 ile 2 sadeleşince 8 kaldı ve cevap da böylelikle 8 pi çıktı. Evet örnek 35'i 8 pi bulduk. Geldik örnek 36'ya. AOBC dikdörtgen o çeyrek dairenin merkezi. Arkadaşlar taralı alanlar eşit. Bak şimdi dikkat yeni bir sol tipi öğreniyoruz. Taralı alanlar eşit dediği zaman hep beyaz alan önemli dedim ya. Beyaz alana şöyle bir B' de bakayım. Dikkat et A artı B alanını sorsam sana ne dersin? Hocam A artı B alanı A çeyrek dairenin alanı. Aynı zamanda A artı B alanı şu dikdörtgenin alanı diye mi? A artı B alanı hem dikdörtgenin alanı hem de çeyrek dairenin alanı. Yani bak beyaz alan hem bütünsellikte çok işimize yarıyor hem de böyle alanlar birbirine eşit olduğunda çok işimize yarıyor. A artı B alanı hem dikdörtgen. Dikdörtgenin alanı nedir? X çarpı 4 hocam. X çarpı 4 alanı çeyrek dairenin alanına eşit olacak. Yani pi 4'ün karesi bölü 4'e eşit olacağından dolayı bunlar birbirine eşit. Buradan şu dört'ler sadeleşti. Buradaki 4'ler de sadeleşsin. Böylelikle x'i de ne bulmuş olduk? Pi'yi bulmuş olduk. Beyaz alanın önemi. Çok önemli. Evet. Geldik örnek 37'ye. Bak. Kare verilmiş. Köşegen. Toplamı 32 verilmiş. Boyalı alanların toplamı 32 verilmiş. Hmm, ben bunu nasıl kullanacağım? Hocam şuradaki alan A. Buradaki alan B. A artı B alanını ne vermiş? 32 vermiş. Peki. Şimdi bu bir kare mi verilmiş? Evet kare değil mi? E kare olduğundan dolayı bu bir köşegen. Köşegen olduğundan dolayı buradaki açılarımız 45-45 değil mi? Evet. E burası da 45 burası da 45. Bak olaya bak. Arkadaş burası 45'lik dilim. E hocam burası da 45'lik dilim. O zaman burada kalan da B alanı yapmaz mı? Yapar. E A artı B alanı bak şu saçma alanlar toplamını 32 vermiş. E burada da A artı B alanı aynı zamanda çeyrek dairenin alanı yapmadı mı arkadaşım? Evet. Yok. B iken burası B yaptı. A artı B alanına bakacağım ben. A artı B alanı bu sefer şu üçgenin alanı yaptı. Çeyrek daire değil. Yani şu üçgenin alanı yaptı. E o üçgenin alanı da A artı B. E o zaman üçgenin alanı da direkt x çarpı x bölü 2 değil midir? Kare olduğundan dolayı burası da x ya. x çarpı x bölü 2'ye eşittir. E bitti gitti. Buradan 64 eşittir x kare oldu. X de kaç bulduk o zaman? 8 bulduk. Örnek 37'yi 8 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Değil. Dikkate. Evet. Bir dairede eşit kirişlerin ayırdıkları daire parçalarının alanları birbirine eşittir arkadaşlar. Evet çok güzel. Bir dairede eşit kirişlerin ayırdıkları alanlar birbirine eşittir. Daha öncesinde yayların eşitliğinden bahsetmiştik. Aynı şekilde eşit kirişler eşit alanları ne yapıyor arkadaşlar? Sağlıyor. Eşit alanlar sağlıyor. Yani şu kirişler eşitse S1 ile de S2 alanları da ne oluyormuş? Birbirine eşit oluyormuş. Özellikle bu eşitleri kullanacağım. Eşit girişlerde ee, alanların birbirine eşit olmasını kullanacağım. Çünkü niye? Bazı alan taşımayı yani e, oradaki alanı başka bir yere taşımak için çok işime yarıyor. Şimdi göreceksiniz zaten sorularda alan taşıma sorularında çok fazla aslında bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet eşit girişler olduğu zaman ayrıntılı alanlar birbirine eşit. Bu da önemli bir yere sahip. Bilgiye sahip. Dikkat. Peki aynı şeyi bu arada arkadaşlar şuraya ben bir daire daha çizsem şöyle bu ikisi eşken Hani şu ikisi eşken. Şurada da bir tane daha çift çizgi alsam. Hocam burası da aynı zamanda ee, S3 ise S3 alanında yine S1 eşittir, S2 eşittir, S3 oluyor. Yani farklı dairelerde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Farklı ve birbirine eş olan dairelerde daha doğrusu. Yani bu daire var bir de bu daire var. Bu kirişle bu kiriş birbirine eşitse burada kalanla burada kalanla yine birbirine eşittir arkadaşım. Tamam mı? Evet geldik şu soruya. Örnek 38'e. Şimdi gençler ABCD kare B ve D merkezi çeyrek daireler çizilmiştir. Şurası 4 verilmiş. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. E, biz daire dilimin alanı biliyoruz. Şimdi burada şurada bir çeyrek daire var. Bak şurada bir çeyrek daire dilim var. Ayrı şekilde görmeniz için şöyle üstünden gidiyorum. Şurada bir çeyrek daire var. Görüyor musun şöyle? bir de burada bir çeyrek daire var. Şurada, mavide de bir çeyrek daire var. O da B merkezli bir çeyrek daire. Tamam. Çok güzel. Şöyle bir çeyrek daire var. E hocam bu şurada iki çeyrek daire arasında kalan parça yani şu alan ve şu alan şuradaki parça isteniyor size bizden. Bunu nasıl bulacağız? E şimdi biz daire diliminin alanını bulmayı biliyoruz. E da çeyrek dairenin alanını bulabiliriz aslında. Evet. Ee, şöyle bir şey mi yapsak acaba ya? Farklı farklı bir şey yapma geldi. Şuraya A alan desek, buraya B alan desek, buraya C alan desek. Art e, burası yarı çapı 4 olan çeyrek dairenin alanı 6 b ise hocam yarı çapı 4 olan çeyrek dairenin alanı burası da artı b'dir. 2 a artı 2 b alanı bulabilir miyiz biz böylelikle? 2 a artı b alanı nedir? Karenin alanıdır. Yani nedir arkadaşlar? 4'ün karesidir. Değil mi? Evet. E ee, başka burada ne diyebiliriz? Başka burada şunu da diyebiliriz. A artı B alanı da belli. Hocam A artı B alanı da çeyrek dairenin alanı. 1 R kare bölü 2. Yani 4'ün karesi bölü 2 deriz. A2 bilinmeyen iki denklem çıkmış oldu karşımıza. Boyalı bölgenin alanını da böylelikle bulabiliriz. Boyalı bölgenin alanı için B'yi bulacağız. O zaman bunu eksi 2 ile çarpı taraf tarafa toplarsak 2 A'lar gidiyor. eksi ee, B'yi bulmuş oluruz. Sonra B'yi de bulmuş oluruz. Evet bir yöntem bu. Tamam. Şimdi aklıma geldi. Valla açık konuşayım. İlk defa bu yolda çözüyorum ben de. Şöyle baktığın zaman bu şekilde de çözülebilir arkadaşlar bu. Gördüğünüz üzere. Şimdi farklı bir yolla çözeceğim. Evet. Bu şekilde A'yı yok etmem gerekiyor. B isteniyor benden. Eksi 2 ile çarp taraf tarafa topladık. Evet bu şekilde yapılabilir. Farklı bir yol. Şimdi konu akışını da bozmak istemiyorum. O yüzden farklı bir yol. Arkadaşım ben bu kiriş çizecek olursam. A hocam kırmızı çemberde bu kiriş. Mavi çemberde de bu kiriş. Aslında her ikisinde de ortak kiriş değil mi? Yani hem kırmızı çemberde bu kiriş çift çizgi hem de mavi çemberde çift çizgi. Yani bir kırmızı çemberde böyle çift çizgili kiriş var. Bir de mavi çemberde böyle çift çizgili kiriş var. Bunların ayırtları alanlar birbirine eşit olması lazım değil mi? Evet. O zaman hocam şurada kalan A alanıysa burada kalan da A alanıdır diyebiliriz. Bizden iki a isteniliyor diyebiliriz. E A'yı bulacağız zaman. E A alanını bulurken arkadaşlar bakın şu çeyrek dairenin alanından neyi çıkartırsak bakın çeyrek dairenin alanından üçgenin alanını çıkartırsak yani şuradaki alanı çıkartırsak A alanını bulabiliriz. E o zaman yazalım A alanı nedir? Çeyrekten neyi çıkartacağız? Üçgeni çıkartacağız. E o zaman A alanı ne yaptı? P R kare bölü 4. Eksi şu üçgenin alanı. Burası da 4 ya. 4 çarpı 4 bölü 2. E bu 16 bölü 4'ten 4. 4 pi eksi 16 bölü 2'den de 8 eşit oldu. E A alanı. Bak şuradaki alanı bulduk arkadaşlar. Nasıl? Şu kırmızı çeyrek dairenin alanından şuradaki üçgenin alanını çıkartarak. E bizden ne isteniyor? 2A isteniyor. Evet 2A alanında neye eşit olacaktır o zaman? Şu 2 çarpı a yerine 4 pi eksi 8 yazacak olursak buradan 8 pi eksi 16'ya eşit olur arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 8 pi eksi 16 yaptı. Evet eşit kirişlerin ayırtlı alanlar birbirine eşit. Eş dairelerde de eşit kirişlerin ayırtlı alanlar birbirine eşit. Bunu unutma. Geldik buraya. a d kare AD ve c d yarım dairelerin çapı. Evet şu ve şu çapmış arkadaşlar. Taralı alanlar toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı sorulduğunda yan yana getirmeye çalışırız. Yalnız hocam buna benzer bir soru vardı. Farklı bir şekilde yaptık. Bak şuradaki soru. Şurada A bu alanlar birbirine eşit verilmişti. Ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı istenmiyor burada. Bu alanlar eşit verilmişti. A A dedim. B dedim. A artı B. Burası yaptı. A artı B. Bir de çeyrek daire yaptı. Tamam. Taralı alanlar toplamı istenmiş olsaydı yan yana getirmek için bir hamle yapabilirdim. Ama burada taralı alanlar toplamı istenmiş. Yan yana getirmeye çalışacağız. Nasıl getireceğiz? Yani şu alanı kımıldatamam bir yere. Dairedeki herhangi bir parçanın alanı değil. Biz daire parçasının alanını böyle taşıyabiliriz. Yani şu alanı ya da şu alanı bir yere taşıyacağım. Bunun yanına taşıyacağım ya. O zaman şunu şöyle çizsem. Acaba şu buraya gelecek mi? Bir de şunu şuraya çizsem. Şöyle. Çapı gören çevre açı. O çizimler ondan dolayı. Alan taşıma sorularında böyle kirişler çizebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat. E burada. Çapı gören çevre açı 90 derece mi? Evet. E hocam burası da 90 derece. Bak doğrusal oldu. Aa karenin köşegeni oldu bu. 180 derece olduğundan doğrusal. E karenin köşegeni ise o zaman burası 45 burası da 45 yaptı. E 45 90 ise burası da 45 burası da 45 oldu mu oldu. Bak dikkat et şu kiriş şu kiriş şu kiriş eşit oldu. Şimdi bu yarım dairede alan taşıma yapacağım. Bu yarım dairede eşit kirişlerin ayıklar alanlar birbirine eşitti. Şunu iptal edip buraya taşıyabilir miyiz arkadaşım? Evet. Peki öbür yarım dairede şu çift çizgilik alanı şunu iptal edip buraya taşıyabilir miyiz arkadaşım? Evet. Şimdi taralı alanlar toplamı ne yaptı? Şu alan artı bu mavi artı bu siyahtı. Şimdi bu mavi ve siyah şu üçgenin alanımı yaptı arkadaşlar. Evet. Ali Bey uzunluğu 6 verilmiş. Yani taralı alanlar toplamı üçgenin alanı yaptı. O da 6 çarpı 6 bölü 2'ye mi eşittir? Aynen öyle. 36 bölü 2'den cevap 18'e eşit oldu. Tamam gençler örnek 39'u böylelikle 18 bulduk. Güzel bir soru. Dikkat edin böyle taşımayı da düşünün lütfen. Geldik. Şuraya örnek 40'a. Örnek 40'ta ne demiş? Ayrı gayri yerlerdeki alanlar toplamı isteniyor. Bak taralı alanlar eşitleseydi A, A derdik. B derdik. A artı B yarım dairenin alanı. Bir de A artı B üçgenin alanı derdik. Oradan hesaplamaya kalkışırdık arkadaşlar. A burada ne demiş? Taralı alanlar toplamı isteniliyor bizden. Dikkat. E ne yapacağız? Hocam şu alanı bir yere kımıldatamam. Şu alanı bunun yanına getirmeye çalışayım. Bir kiriş çizeyim o zaman. Şurada kiriş çizecek olursam. Şimdi burada ee, burada çizdik çizecek olursam hocam muhteşem üçlü oluştu 6 6 ise burası da 6 oldu bu arada bu çap olduğundan dolayı çapı gören çevre açı 90 derece e ne çıktı burada bak şu kirişler birbirine eşit ve güzel bir şey çıktı burada ya ben şunu iptal edebilirim şunu iptal edip şuraya taşıyabilirim bizden şu üçgenin alanı isteniyor artık direkt şu alan artı şu alan hatta şöyle yazayım isterseniz şu alana A alan diyecek olursam şuradaki alanda A alanı mı oldu? Evet. Şuraya da de B dersem taralı alanlar toplamı A artı B. Yani taralı alanlar toplamı A artı B'yi ben şu şekilde de bulabilirim. Yani şu üçgenin alanı şeklinde de bulabilirim. E o zaman boyalı alanlar toplamı A artı B 6 çarpı 6 bölü 2'ye eşittir. 36 bölü 2'den neye eşit oldu? 18'e eşit oldu. Cevap 18 oldu arkadaşlar. Bunlar böyle alan taşıma soruları önemli. Alan taşıma diyorum ben. E bu örnek 40'tan sonra örnek 34'ü yapacaktık. Hadi örnek 34'e gelelim şimdi. Örnek 34. O merkezli çemberin yarıçapı 5 cm olarak verilmiş ve burada bu ayrı ayrı alanlar toplamı isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi yarıçapında 5 cm olarak vermiş. E yarıçap 5 ise hocam aklımıza şey gelebilir. Bu parçaların alanlarını ayrı ayrı bulalım. Ayrı ayrı bulurken biz ya dairenin alanını biliyoruz ya da daire dilimin alanını biliyoruz ya. Şöyle bir daire dilimi oluştursak hocam daire diliminin alanını bulurken şu 5 5 Dilimin alanından üçgenin alanı çıkartacağım. Ama burada özel bir açı çıkıyor mu? Çıkmıyor. O yüzden dilimin alanını maalesef ama maalesef bulamam. Aynı şekilde şöyle de dilim oluştursanız bulamayız. O zaman farklı bir şey yapacağım. Şu yarı çapın 5 olmasını kullanacağım. E bu yarı çap 5. Değil mi? E, hocam şunun devamı da çap olmaz mı? Evet 5, 5. E bu çap. E ben şurada şunu da şöyle çizecek olursam. Çapı gören çevre açı 90 derece olur mu arkadaşlar? Olur. Ve 18, 6, 8, 10 üçgenden 6 mı yaptı burası? Evet. Şu alan A. Bu alan B ise. Bizden A artı B alanım isteniyor. Aynen öyle. E dikkat et. Altılık girişin ayırdığı alan A ise. Altılık girişin ayırdığı alan yine A değil midir? Evet. Yani ben A'lar B'ler ayrı gayri yerler derken bu alanı bulamam. Ama şimdi şu çap olduğu için arkadaşlar şu yarım dairenin alanından şu üçgenin alanını çıkartırsam yine bütünsellik A artı B alanını bulabilirim. A artı B alanı yarım dairenin alanı eksi Neye eşit olacak arkadaşlar? Üçgenin alanına. Yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2 eksi. Üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 8 bölü 2 değil midir? Evet. O da kaç yaptı? 25 pi bölü 2 eksi. Neye eşit oldu? 6 kere 8 48 bölü 2'den 24'e eşit oldu. Evet 25 pi bölü 2 eksi 24 yaptı cevabımız. Bu da güzel bir soru mesela değil mi? Yani eşit girişlerin ayırtılan alanlar birbirine eşit. O yüzden biraz önce ee, bu sorudan sonra direkt bunu çözüp şey yapamadım. Sıralaması karışmış burada. Kusura bakmayın ama ee, soruyu çözerken en azından o sırasını normal bir şekilde çözdük arkadaşlar. Evet geldik örnek 41'e. Şekildeki aracın herhalde yine nasıl sorulara başlıyoruz şimdi. Şekildeki aracın dikdörtgen biçimdeki camında ne varmış? O noktası etrafında dönebilen bir silecek varmış. Evet şöyle bir silecek var görüyorsun. Garip bir silecek olmuş ama neyse. Bu sileceğin o noktasına olan uzaklığı en çok 6 en az 2 birimmiş. Evet. Bu sileceğin o noktasına olan uzaklığı en çok 6 en az 2. Yani silecek burası 4. Sileceğin bu kısmı camı silecek değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi 2 birim olan noktaları temizlemek demiş. Evet şuradaki noktalar camı temizliyor. Evet bize de ne verilmiş arkadaşım? A O. Evet A O'yu da 10 vermiş. O B'yi de 10 vermiş. AD'yi de 10 vermiş. Şuradaki uzunluk da 10. Bu ne işimize yarayacak bilmiyorum. Bakacağız. Neyse. Bu temizleyebildiği bölgenin alanı nedir ha? Camın içinde kaldığını gösteriyor sadece arkadaşlar. Burası 6 birim ya. 6 birim. Şöyle silecek. Böyle 10 birim. Bak şöyle temizleyecek ya. Silecek temizlerken böyle 6 birimlik kısmı. Yani şuradan küçük olacak böyle. Şöyle 6 birimlik kısmı temizleyecek ya. En fazla buraya kadar 6 gelir zaten. Şuradaki uzunluğu da 10 vermiş bize. Dolayısıyla camda böyle silinecek kısım neresi oluyor arkadaşlar? Şu kısım oluyor silinecek kısım. O zaman bizden ne isteniyor? Bu halkanın alanı isteniyor. Yani büyük yarım daireden küçük yarım daireyi çıkartacağız. O zaman pi büyük yarım dairenin alanında yarı 6 mı? Pi r kare bölü 2 eksi ne isteniyor bizden? Şu yarıçapı 2 olan dairenin yarım daireyi çıkartacağız. Pi 2'nin karesi bölü 2'yi çıkartacağız. 36 bölü 2 18 pi eksi 4 pi bölü 2'den de 2 pi yaptı burası. O zaman cevap da kaç oldu? 16 pi oldu. Örnek 41'i 16 pi bulduk. Geldik son sayfaya. Örnek 42'deyiz. Şekilde genişliği 60 santimetre olan bir kapı verilmiş. Genişlik dediği burası 60 santimetre olarak verilmiş. Daha sonra bu kapı 45 derece açılıyor. Dikkat dikkat. Şu kapı şöyle genişliği böyle 60 santimetre. hop böyle açılıyor. Böyle açıldığında dairesel bir açı dairesel bir dilim oluşmuyor mu arkadaşlar? Evet bu böyleyken Sonra ne oldu? Şöyle açıldı. Burada dairesel bir şey oluştu. Açılırken yerde taradığı bölgenin nesi isteniyor? Alan isteniyor. Yani daire dilimi 45 derece açılmış bu arada bu. 45 derece daire dilimi isteniyor. E, yarı çapı da 60 olmadı mı? Evet. Pi r kare e, 45 bölü 360 bize sonucu verecektir arkadaşlar. E o zaman bu pi çarpı 60 çarpı 60 sadeleştirme yapmak için e 45 ile 360 sadeleşince de kaç kalıyor? 8 geliyor. 1 bölü 8. E 8 ile 4. Bunu 4'e bölsen. Bunu da 4'e bölsen kaç çıkıyor arkadaşım burası? 15 çıkıyor. 4'e böldüğünde 2. Bunu da 2'ye bölsen 2'ye bölsen burası da 2. E 30 yaptı. 30 da 15'in çarpımında kaç yapıyor? 450 pi yapıyor. Evet cevabımız böylelikle 450 pi oldu arkadaşlar. 42. soruda. Geldik 43'e. Şekil 1'de 10 merkezli 6 birim yarıçaplı daire şeklinde göstergesi bulunan terazi görseli gösterilmiştir. Teraziye şekil 2'de 5 kilogram ağırlığında ağırlık konulduğunda gösterge saat yönünde 90 derece dönmüştür. Hmm. Her 5 kilogramda önceden buradaydı 90 derece döndü. Şuraya mı geldi arkadaşım? Evet. Buraya doğru geldi 90 derece döndü. Teraziye sonradan 10 kilogram daha ağırlık konulursa göstergenin taradığı Alan ne kadardır diye soruluyor. Her bir 90 yani her bir 5 kilogramda 90 derece mi tarıyor? Evet. O zaman 90 derece taradıysa bir 5'te daha 90 bir 5'te daha 90. Taradığı bölge ne olacak o zaman arkadaşlar? Bu 5'lik kısım bu da 5'lik kısım. O zaman 5 5 daha koyduğumuz zaman bir 90 daha tarayacak. Bir 90 daha tarayacak. Bir 90 daha tarayacak. Yani toplamda kaç? 3 tane çeyrek daire taranmış oluyor arkadaşlar o zaman. Çünkü teraziye sonradan 10 kilogram daha ağırlık olursa göstergenin taradığı toplam alan soruluyor bize. O zaman 3 tane çeyrek daire ya da hocam 270'lik dilim yapıyor da diyebilirsin. Ya da şöyle yani pi r kare yarı çapı kaç? 6. 6'nın karesi 270 bölü 360 diyebilirsin dostum. Ya da 3 tane çeyrek daire de diyebilirsin. Sıfırlar sadeleşsin 36'lar sadeleşsin cevap böylelikle ne yaptı? 27 pi yaptı. Evet örnek 43'ü böylelikle 27 pi bulduk. Geldik örnek 44'e. Bakalım ne yapmış? Emre açılıp kapanan daire biçimdeki masayı şekil 1'deki konumdayken şekil 2'deki konuma getirmektedir. Ha böyle katlanmış galiba değil mi? Evet. Katlanmadan önceki haline şöyle değil mi? Katlanma sorularında zaten biz ne yapıyorduk? Katlanmadan önceki halini şöyle geri açıyorduk. Bunu da açtık. Bunu da açtık kardeşim. Şekil 1'de masanın görünen yüzeyin alanı 100 pi. Yani pi r kare eşittir 100 pi ise yarı çap kaç çıktı o zaman arkadaşlar? 10 mu çıktı? Aynen öyle. Yarı çap olmuş. Ali Bey uzunluğu 10 köküç olarak verilmiş. Evet yarı çapımız olsa merkez varsa kiriş varsa çek dik yapsak. Hocam bu 10 köküçtü. Şuradaki uzunluk 10 köküçtü. Bunlar 5 köküç. 5 köküç yaptı. Yarı çapta 10 değil mi? En etkili silahımız yarı çap 10. Pisagor bağıntısından burayı da 5 buluruz. Ya da ben kısaca buldum. Yarısının köküç katı ya 30 60 90 üçgeni oldu burada. 60'ın karşısı 5 küküsü 30'un karşısı da 5 olur diyebiliriz. Sonra şekil 2'de verilen masanın görünen yüzeyin alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi aslında burada arkadaşlar şöyle. Şekil 2'deki konuma getirildi ya. Şu alan isteniliyor bizden. Aslında şu AB uzunluğuyla CD uzunluğunda eşit verse daha güzel olurdu arkadaşlar. AB ve CD aynı şekilde CD'yi de 10 kökücü versin. Ama biz biliyoruz ki şöyle bir masa olduğunda katlandığında şöyle e, ne olduğunu anlayabiliriz. Yani bunlar simetrik bir şekilde katlanılan masalarda simetrik olduğunu biliyoruz ya. E, o şekilde yorum yapabiliriz aslında. AB ve CD 10 kökü desek daha sağlıklı olacak aslında. Bizden bu bölgenin alanı isteniyor. Tamam. Şimdi gençler, şekil de yapayım ben o yorumumu. Şimdi burası 10 kök 3 10 kök olduğunu biliyoruz. Tamam şekil 2'deki yorumumu yapsam. Merkez varsa keriş varsa çektik, dik. Merkez varsa keriş varsa çektik. dik. Sonra en etkili silahımız yarı çap. En etkili silahımız yarı çap. Hocam dilim oluşturacağım zaten. E burada da yarı çap burada da yarı çapı çizersek dilimler oluştu. Şimdi dikkat dikkat. Şuraya bakacak olursak. E, burada yaptık gerçi işlemimizde. Ne bulduk? 5 kök 3 5 kök 3. E, burası da 10 olduğundan. 30 60 90 üçgen çıktı burada. E, aynı şekilde burası da. 5 kök 3 5 kök 3 ya Merkez giriş dolayı. E ondan sonra burası da 5 çıkıyor yarı çapon olduğundan dolayı. Buradan böylelikle güzel bir şey çıktı. Ne çıktı? 90 burası. Ee, şurası 30 derece. Açıları da yazalım. 30 derece. Burası 60 derece. E burası da 30. Burası da 60 oldu mu? Aynen öyle. Aynı şekilde burası da 30 burası da 60 burası da 30 burası da 60. E o zaman ne olacak arkadaşlar? Üçgenin alanı şu alan şu alan ya da şu üçgenin alanı bakın dikkat edin. Şu üçgenin alanı artı bu üçgenin alanı artı şu dilimlerin alanı. Hocam dilimlerin alanı derken bu açıyı biliyor muyuz? Bazı arkadaşlar şöyle der. Hocam burası 60 derece oldu. Burası da 60 derece oldu diyebilirsiniz. Ama bunun doğrusal olduğunu bilmiyoruz. Bu buna paralel verilmiş olamaz. Ama masa olduğundan dolayı e, paralel olduğunu da anlayabiliriz aslında şöyle. Ama hiç öyle aklınızda kalmasın. E, şey olarak da yapabiliriz. Şuraya alfa buraya beta diyecek olursanız. Alfa artı beta toplamı ne yapacak arkadaşlar? Alfa artı beta artı 60 60 60 60 yani topladığın zaman 240 yaptı. Bunun hepsini toplamı 360 yapacak ya. Alfa artı betayı da böylelikle 120 derece olarak buluruz. Ha sen bunu 60 60 dedin. 2 tane 60 dilim şeklinde de bu alanda bulursun. Ya da şu alanlar dilimler toplamı ne yapıyor? 120 dilim yapıyor diyebilirsin. Yarı aynıyken açılar toplamını o şekilde de yazabiliriz. O zaman biz taralı alan masa yüzeyinin alanı derken Taralı alan neye eşit arkadaşlar? Üçgenlerin alanları artı dilimlerin alanları. Evet, taralı alan üçgenlerin alanları, tabanımız kaç? 10 kök 3? 10 kök 3 çarpı 5 bölü 2, 10 kök 3 çarpı 5 bölü 2. Den bir de burada var, çarpı 2 diyelim değil mi? Çünkü 10 çarpı 5 bölü 2 burası burası da 10 kök çarpı 5 bölü 2. Artı dilimler, dilimlerde de açılar toplamı 120 derece olduğu için pi r kare. Yani onun karesi çarpı 120 bölü 360 dilim açı toplamı kaç yaptı? 120 derece olduğundan dolayı. Buradan böylelikle kaç geldi burası? 25 kök 3 yok. 50 kök 3 yaptı burası. Sadeleştirme yaptığımız zaman 50 kök 3 artı neye eşit oldu arkadaşlar? Şununla şu sadeleşince 3 kaldı. 100 pi bölü 3'e eşit oldu. Evet cevabımız 50 kök 3 artı 100 pi bölü 3 yaptı arkadaşlar. Ya da tam tersi 100 pi bölü 3 artı 50 kökü şeklinde de diyebiliriz. Evet yalnız burada AB ile CD'nin birbirine eşit olduğunu söylesek daha güzel olurdu arkadaşlar. Evet örnek 44'ü böylelikle bulduk ve geldik son soruya. Örnek 45'e bakalım ne diyor. O A bakın şöyle bir şey verilmiş. O A O B O C O D birbirine eşit verilmiş. Yani şu şekilde O A A B. BC, CD ve DE eşit verilmiş arkadaşlar. Bunlar da ikişer birim olarak verilmiş. Tamam her bir çemberin yer çapı şöyle. 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim mi? Aynen öyle. Şimdi FOG açısı da FOG açısı da 90 derece verilmiş bize. Bizden ne isteniyor? Şöyle bir radar varmış. Radar görseli verilmiş. Radarın taradığı alan isteniyor bizden. E ne yapacağız arkadaşlar? Şu tüm alandan, şuradaki tüm alandan neyi çıkartacağız arkadaşlar? Şu alanı çıkarttığımız zaman olay bitecek. E Tüm alan nedir arkadaşlar? Tüm alanda da şurası. Tüm alanda şurası. Tüm alan, yarıçapı 2, 4, 6, 8, 10, yarıçapı 10 mu? Pi, r kare bölü 4, 90 olduğu için, çeyrek dairenin alanından büyük çeyrek dairenin alanından Şuradaki küçük çeyrek dairenin alanını çıkartacağız. Yarıçapı 2, 4, 6 olanı çıkartacağız. Pi, r kare bölü 4'ü çıkartacağız. Yani 100 pi bölü 4 25 pi eksi ne yaptı? 36 bölü 4'ten 9 pi yaptı. Böylelikle cevabı da ne bulduk? 16 pi olarak bulduk. Arkadaşlar böylelikle bu olayı bitirdik. Evet gençler bu olay bitti. Ne bitti? Daire, çember ve daire konusunu güzel bir şekilde bitirdik. Gerçekten çok zevkli değil mi ya? Ya özellikle çemberde uzunlukta ben çözerken çok zevk alıyorum. Dairede alanda da aşırı derecede zevk alıyorum. Çünkü yani bir böyle pire kare bir daire diliminin alanı bir de e, normal dairenin alanı bir de daire diliminin alanını bildikten sonra ha bir de alan taşıma yaptık mesela alan taşımayı bildikten sonra çok soru çıkıyor. Ama bütünsellik çok önemli. Beyaz alan çok önemli. Bütün parçadan beyaz alanı çıkartacaksın ya da beyaz alana B deyip Taralı alanların liste olduğu sorulara da böyle özel tiplemedeki sorulara da dikkat ettiğin sürece sıkıntı yaşamasın. Bu konunun en özel, en özel durumu ne? Alan taşıma. Alan taşımada da eşit kirişleri kullanacaksınız. Böyle kirişler çizip bazı yerlerdeki e, alanları da yan yana getirmeye çalışacaksınız. Ayrı ayrı yerlerdeki alanlar toplam sorulduğunda özellikle bu sözüme dikkat edin arkadaşlar. Evet gençler böylelikle olayı bitirdik. Kitabımızda çember ve daireyi bitirdik. Sırada ne var? Dik prizma var. Evet prizmalar konusuna başlayacağız. O da 17. haftada. 17. hafta videolarında prizmalar konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.